Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lavaş yapacağız. Yani bazlama. Ben malzemelerimi hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle hamur yoğurma kabımızın içerisine buçuk su bardağı ılık su ve yarım su bardağı da süt katıyoruz. Bu hamuru sadece suyla da yoğurabilirsiniz ama sütü katınca lavaşlarımız hem daha lezzetli hem daha yumuşak oluyor. Şimdi de mayasını katacağım. 1 yemek kaşığı toz maya kullandım. 1 yemek kaşığı da mayayı aktifleştirmek için toz şeker kullanacağız. Hem hamurumuza lezzet veriyor hem de mayanın çok çabuk aktifleşmesini sağlıyor. Şimdi kapağını kapatacağım ve bir 5 dakika kadar bekleyeceğim. Mayamız aktifleşti. Şimdi ununu ilave edeceğim ve hamuru yoğuracağım toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Ama bazen arkadaşlar 6,5 su bardağı ile 7 su bardağı arasında olabiliyor. Çünkü neden? Böyle 1-2 milim suyu veya sütü fazla kattığımız zaman bu da una yansıyor. O yüzden her zaman unu kontrollü ekleyin derim. Burada 3 yemek kaşığı sıvı yağ var. 2 yemek kaşığını içine kullanıyorum. 1 yemek kaşığında hamur yoğurma işleminin sonunda kullanıyorum. 1 buçuk tatlı kaşığı tuzunu da ilave ettikten sonra artık hamurumuzu yoğurabiliriz. Hamurun kıvamı biraz yumuşak geldi. O yüzden ayırdığım unu da kullanacağım. Toplamda tam 6 buçuk su bardağı un kullandım. Hamurumuzun güzel mayalanmasını istiyorsak arkadaşlar çok iyi bir şekilde yoğurmamız lazım. Normalde az ölçülü hamurları mutfak şefimde yoğuruyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani onda yoğurulan hamur istediğimiz kıvamda oluyor. Ben mutfak şefimden de çok memnunum. Bana markasını da soranlar oluyor. İsteyenlere aşağıya linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bir de böyle mayalı yağsız hamurlarda mesela bir poğaça veya açma hamurlarında yağ olduğu için bu kadar yapışmıyor. Ama böyle yağsız hamurlarda ele hamur daha çok yapışır. Yani o, o vazgeçilmez arkadaşlar. Mesela işte yoğurdukça elimizden hamuru bir zaman sonra bir şekilde salıyor ama bir kaşıkla yani bir şekilde bir aparatla onu elimizden hamuru sıyırttırmamız gerekir. Ben sıyırtırma işini hamur yoğurma işleminin en sonlarına doğru yapıyorum ve elimi yağlayıp hamurumu toparlattırıyorum. Şimdi birazdan sizlere onu da göstereceğim. Buraları hızlandıracağım. Elimde hamurlar azaldı ama en son olarak ben onları yine sıyıttırdım arkadaşlar. Ayırdığımız son bir yemek kaşığı sıvı yağını da döktükten sonra hamurumu toparlattıracağım. Bu hamurun yüzeyine parlaklık veriyor. Çok güzel. Yani en son hamurumuza dokunduğumuz zaman mayalandıktan sonra elimize de yapışmıyor hem kapağını kapatmadan önce son kez şöyle hafifçe bir yağ süreceğim ve mayalanmaya bırakacağım. Mayalanma süresi için ortalama 40 dakika yeterli geliyor. Ama bu süre arkadaşlar her zaman söylediğim gibi ortamın sıcaklığına göre değişir. Evet, hamurumuz mayalandı. Şimdi bunun havasını söndüreceğim ve bezelere ayıracağım. Havasını söndürdüğünüzde şöyle kabarcıklar oluşuyorsa anlayın ki mayası güzel gelmiş. Bu hamurun kıvamı çok iyi demektir. Bezelerini ayırma işlemini bu şekilde de yapabiliriz. Bezelerini ayırdıktan sonra unlamış olduğumuz temiz bir bezin üzerine Bunları koyacağız. Bir 15 dakika dinlendireceğiz. Bunları mutlaka dinlendirmemiz lazım. Çünkü bunları açarken hamurun kendisini salması lazım. Çok sıcak ortamdaysa arkadaşlar, mesela mutfağınız çok sıcaksa bunu biraz daha azaltabilirsiniz bu süreyi. Yoksa hamurunuz çok aşırı bir şekilde salar. O zaman da yine istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Şimdi hamurumu tezgahın üzerine aldım arkadaşlar çünkü tam net belli olmuyordu. Bir de benim yaptığım gibi bazı arkadaşlar bu yağsız hamur olduğu için yapamayabilir. Böyle tezgahın üzerinde göstermek istedim. Bu işlemi kesme aparatıyla da yapabilirsiniz. Şimdi böyle unladığımız hafifçe unladığımız tezgahın üzerinde bezelerimizi yuvarlayıp tekrardan bezimizin üzerine koyuyoruz. Ben bu hamurdan 8 adet beze çıkartıyorum. Siz tavanızın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre bu sayıyı arttırıp veya azaltabilirsiniz. Evet bezelerini ayırma işlemim bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel kabarcıklar da oluştu. Şimdi bunun üzerine örteceğim ve ben 15 dakika kadar bekleteceğim. Yani bahar ayındayız. Bu mevsimde 15 dakika yeterli. Bezeleri dinlendirme işlemim tamamlandı. Şimdi bunları elimle açtıracağım. Tekrardan dinlenmeye bırakacağım. Son bezemi de açtıktan sonra hamurlarımı 15 dakika dinlendireceğim. Dinlendirme olayını mutlaka yapın. Arkadaşlar eğer dinlendirmeden yaparsanız lavaşlarınız piştikten sonra böyle puf puf olmaz. Lastik gibi olur. O da bizim istediğimiz sonuç değil. Evet şimdi bunların üzerini örteceğim. Tekrardan dinlenmeye bırakıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar mutlaka yapın bu işlemi. Evet hamurlar dinlendi. Şimdi tavamın altını yaktım ee, orta ateşte arkadaşlar o tavam ısındı. Şimdi ben diğerlerin üstü örtülü vaziyette tek tek bunları alıp pişireceğim. Bu şekilde hamurumuzu böyle açtıralım. Hem de böyle yaptığımız zaman fazla unu varsa o da dökülüyor. Sıcak tavamın içerisine hamuru koydum, kapağını da kapattım ki güzelce kabarsın diye. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar arkasını kontrol ediyorum ve diğer tarafında pişmesi için çeviriyorum. Her iki tarafı da pişti. Şimdi bunu alacağım, diğer hamurlarımı pişireceğim. Diğer hamurumuz pişerken pişmiş lavaşlarımızın üzerine tereyağı süreceğiz. Yağını sürdükten sonra her katına da böyle tuz serpiştiriyorum. Bunu e, dileyen herkes yapabilir. Bu tercih meselesi ama lezzetine lezzet katıyor. Onu da söyleyeyim. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde pişireceğim ve yağlayıp tuzlayacağım. Evet, lavaşlarım yavaş yavaş pişiyor. Sonlarına doğru yaklaştım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, biz buna lavaş diyoruz. Genelde bunun adı bazlamadır. Biz bunu kalın da yapsak, ince de yapsak her ikisine de lavaş diyoruz. Evet arkadaşlar, lavaşlarımız pişti. Çok güzel, yumuşacık oldular. Sizlere şöyle bir sarıp yumuşaklığını göstermek istiyorum. Tarifimi hepinizin yapmasını tavsiye ederim. İnanın beni hiçbir zaman yanıltmadı. Eğer dinlendirme aşamalarına dikkat ederseniz puf puf yumuşacık lavaşlarınız olur. Yani sadece tarifte yazan malzemeleri kullanarak güzel sonuç elde etmeniz çok da mümkün olmayabilir. O yüzden detaylara dikkat edin derim. Tarifimi denemenizi hepinize tavsiye ederim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.